Keloğlum Keleş Oğlum hikayesi, annesiyle birlikte yaşam süren Keloğlan'ın hayatını ele alan bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. Yaşlı kadının Keloğlan oğlu olsa da akıl olarak çok zeki olması, onu herkesten farklı kılmaya neden oluyormuş. Annesi onu nereye göndermek istese gitmemek için türlü türlü bahanelere yer vermeye başlıyormuş. Günlerden bir gün annesi Keloğlan'a çalışması gerektiğini ve çalışmazsa nasıl geçinecek olduklarını söylemiştir. Keloğlan bu durum karşısında annesinin merak etmemesi gerektiğini ve elinden gelen her şeyi yapacak olduğunu söylemeye başlar. Sabah olduğunda yaşlı annesi tarlaya gider ve akşama kadar çalışmaya devam edermiş. Keloğlan öğle vaktine kadar uyur, öğleden sonra bir çeşmenin yanına giderek boş boş otururmuş. Akşam üzeri olduğu zaman yeniden eve geri dönermiş. Günler bu şekilde geçip gitmeye devam ederken, dağın en tepesinde sakallı bir adam görürler. Rüyasında da aynı adamı görmüş olan Keloğlan aynı şekilde sakallı adamı takip ederek arkasından gitmeye devam eder. Mağaranın içerisine giren Keloğlan rüyasında görmüş olduğu ak sakallı dedenin karşısında olmasıyla fazlasıyla şaşırır. Mağaranın içerisinde karşısına çıkan ak sakallı dede kendisine sihirli bir çaydanlık verir ve bunu saklaması gerektiğini söyler. Çaydanlığı verdiği sırada uyararak kesinlikle kötü kalbe sahip olanların eline geçmemesi konusunda dikkatli olmasını tembih etmiş. Eve doğru giderken çok fazla acıkmış. Çok fazla acıktığını ve yemek istediğini söylemiş. Çaydanlık içerisinden çıkan cin, onun önüne yemesi için lezzetli yiyecekler sermiş. Eve döndüğü zaman yaşlı annesi merak etmiş ve kendisinin nerede olduğunu, çok merak etmiş olduğunu söylemiş. Keloğlan da bu sırada başından geçen tüm olayları annesine anlatmış. Çaydanlığın sihirli olmasını fark ettiklerinden sonra kendilerine hizmet edecek bir hizmetçi ve saray olmasını istemişler. Bunun üzerine sihirli çaydanlık tüm istediklerini yerine getirmiş. Annesi saraya giderek saraydaki kralın kızını Keloğlan ile evlendirmek istemiş. Padişah kızını evlendirmek için hafta sonuna özel bir yarışma düzenler. Hafta sonu geldiğinde Keloğlan çaydanlıktan hiçbir yardım almadan yarışmaya katılmak istemiş. Padişah tarafından sorulan tüm sorulara mantıklı şekilde cevap vermesinden dolayı yarışmayı kazanmış ve padişahın kızı olan Gülcan'la evlenmiş. Herkes tarafından gizlenen çaydanlığı saklayan Keloğlan Gülcan ile musmutlu bir hayat sürdürmüş.